Herkese selamlar. Bugün arkadaşlar şerit ledler hakkında bilgi paylaşmak istiyorum. Şerit ledlerde trafo hesabı nasıl yapılır? Tek çipli şerit led kaç amper çeker? Üç çipli şerit led kaç amper çeker? Arasındaki ışık farkı ve bağlantılar hakkında hep beraber ayrıntılı olarak videomuza başlayabiliriz. Arkadaşlar kısaca kendimden bahsetmek istiyorum. İsmim Mustafa. Yaklaşık olarak 13 yıldır 5 yıl uzatıyla teknik olarak çalışmaktayım. Boş vakitlerimde sizler için faydalı olabileceğini düşündüğüm videolar hazırlayıp sizlerin beğenisini sunuyorum. Bu tür videoların devamı için kanalıma abone olmayı düşünebilirsiniz. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Ayrıca Arıcılık Teknik Müdür Mustafa kanalı diye diğer YouTube kanalım var. Oradan da arıcılıkla ilgili videolar paylaşmaktayım. Hep beraber videomuza başlayabiliriz. LED alırken en önemli faktörlerden biri de çalıştırmak için kullanacağımız adaptörün tipi ve gücüdür arkadaşlar. Şerit LED'ler genellikle 12 volt ve 24 volt ile çalışırlar. Piyasada kolayca bulabileceğimiz şerit LED'leri genel olarak tek çipli ve 3 çipli olarak kullanılmaktadır. Biz burada şerit LED'lerde kullanmadan önce trafoyu seçerken LED'imizin çekmiş olduğu akım ve voltajı önemli olan bizde. Çıkış voltajının kaç volt olduğudur. Şurada yazar arkadaşlar. Yani bütün hepsinde yazar etiket değerlerinde. 220-240 volt giriş. Çıkış 12 volt. 16.5 amper. 200 watt'a tekamül ediyor arkadaşlar. Buna önemli olan buradaki çıkış voltajımızdır. Mesela bu da 24 voltluk bir trafomuz. Bunu 12 voltluk bu ledlerimizi bu trafoda çalıştıramayız. LED'imiz zarar görür. Şurada yazar 24 volt 6.5 amper diye arkadaşlar. Ve ebatları büyüdükçe amperleri büyüdükçe ebatlar da büyümekte. Mesela bu da 12 volt çıkışlı 30 amperlik trafomuz. Fanlı sistem değişik değişik piyasalarda bulunmaktadır. Peki trafomuzu neye göre seçeceğiz arkadaşlar? Şimdi piyasada dediğimiz gibi bir çipli ve 3 çipli şerit ledlerimiz mevcuttur. Öncelikle 3 çipli ne demek? Tek çipli ne demek arkadaşlar? Şöyle koyayım. Bu şuradaki bu ledimiz tek çipli. Gördüğünüz gibi şurada tek çipi var. 3 tane ledi var. 3 çipli de 3 tane ledimiz var. 3 tane de çipimiz var. 1, 2, 3. Tabi bunun 3 çiplinin çektiği akım daha yüksek. Ama verdiği ışık lüksü daha fazladır. Bunun çektiği akım daha düşük. Ve ışık şiddeti de daha azdır. Bunları neye göre hesaplayacağız? Nasıl hesaplayacağız? Kısaca ona da değinmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar piyasada zaten etiket değerlerinde de yazar şerit ledlerini. Eğer yazmıyorsa yaklaşık olarak tek çipli ledimiz 1 metrede 0.4 amper akım çeker. 5 metrede de yaklaşık olarak 2 ampere tekamül etmektedir. 3 çipli ledimiz de 1 metrede 1.2 amper çekmektedir. 5 metrede de 6 amper çekmektedir. Şimdi 5 metrelik ledimize göre, 3 çipli ledimize göre trafoyu nasıl, kaç amper seçmeliyiz? Arkadaşlar 6 amperde %15, %20 trafo yüksek seçmemiz her zaman faydalıdır. Eksik kesinlikle seçmeyelim. Minimum düzeyde tutmayalım. Yani %15, %20 neyi tekam 5 metre için 6 amper çarpı %15, %20 yaklaşık 7-7.5 amper gibi çekmektedir. Ve 7-7.5 amperlik trafo kullanmamız ideal bir ölçüdür. Ne kadar büyük kullanırsak trafomuz o kadar az ısınacaktır ve ledimiz o kadar rahat çalışacaktır. Düşük olmasın ama istediği kadar büyük olabilir. Sadece büyüklükte maliyet biniyor arkadaşlar. Onu göz önüne alıp da talepte bulunabiliriz. Küçük trafo seçtiğimiz zaman hem kendine zarar verecektir hem ledimize zarar verecektir ve ışık şiddeti de düşük olacaktır. Bunu formülle de hesaplayabiliriz. Güç eşittir akım bölü gerilimden hesaplayabiliriz. Buradaki tek çipli ledimizde görüldüğü gibi gücünü vermiş. 4.8 watt metrede voltajı da 12 volttu. 12 volt olarak vermiş doğru akım olarak. Buradan formüle dökersek bunu akım eşittir güç bölü volttan yola çıkıyoruz. Akım eşittir 4.8 watt bölü 12 çıkan sonucumuz da 0.4 amperdir. Diğer önemli husus da voltajın kablodaki düşen gerilimi. Kablomuz ne kadar uzun olursa voltajımız o kadar düşecektir. Ona da dikkat etmemiz gerekiyor. Onu da ilerleyen videolarımızda gerilim düşme hesabını detaylı olarak anlatacağım arkadaşlar. Onu da diğer videolarımda seyredebilirsiniz. Şimdilik bugün bunların bağlantısıyla ilgili video paylaşacağız. Evet arkadaşlar kısaca
Başlayabiliriz artık videomuzu. Trafomuzun bir tanesini belirliyorum. Trafo olarak bunu bağlayacağım arkadaşlar. Bu trafomuz yazıyor burada 12 volt, 16.5 amper, 200 watt olarak geçiyor arkadaşlar. Dediğim gibi bağlantısını başlayabiliriz. Öncelikle şurada 220'sini bağlayacağız. Şurada arkadaşlar şurada kameradan göstermek istiyorum. L, faz, N, nötr. Buraya voltajımızı, 220 voltajımızı giriyoruz. Evet şöyle bu şekilde 220 voltumuz hazır. Şimdi ledlerimizi döşeyebiliriz. Bir diğer hususta ledlerimizi döşerken kesmemiz gereken noktalar buralarda makaslarla belirtilmiştir arkadaşlar. Bu makas olan yerlerden dışında buralardan ortadan kesersek bu gruptaki ledimiz yanmaz. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Evet şerit ledimizi döşeyebiliriz. Evet arkadaşlar ledimizi açıyoruz. Ledimiz arkası yapışkanlı çift yönlü bantımız mevcut. Bu şekilde açarak bir taraftan da ledimizi yapıştırırız arkadaşlar. Bu yapıştırdığımız led 3 çipli ledimiz. Hem aradaki ışık farkını göreceğiz hem de bağlantısını yapacağız. Evet buradan makas işaretinin olduğu yerden kesiyoruz. Bu şekilde kestik arkadaşlar. Tek çipli ledimizin de montajını yapıyoruz. Şöyle biraz aralıklı yapayım. Aradaki fark gözüksün diye. Bir taraftan bantı söküyorum. Bir taraftan da yapıştırıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Evet, bunu da kestik. Şimdi artık trafomuzun beslemesini yapabiliriz arkadaşlar. Evet. Görüldüğü gibi şuralarda eksi eksi ve artı artı girişleri var. Muhakkak ledimizin artı ve eksi uçlarına doğru girmemiz gerekiyor. Ters girdiğimiz takdirde ledimiz yanmaz. Herhangi bir problem yok ama hemen değiştirirsek yanmasında bir sıkıntı yaşanmaz. Evet kırmızı ucumuz, artı ucumuz. Böyle girelim. Siyah ucumuz, eksi ucumuz. Ona da giriyoruz. Bunlar aynı klemesiyle girebilirdik. Değişen bir şey yok. Ben bu şekilde farklı klemesiyle giriyorum. Çünkü yer olduğundan dolayı. Aynı klemesiyle girsek, paralel bağlasak herhangi bir sıkıntımız yok. Evet artısına giriyoruz. Bu şekilde artısına girdik. Artık 220'mizi verebiliriz arkadaşlar. Şöyle kameramı alayım şu şekilde. Yandan verelim şu şekilde. Evet. 220'sini takıyorum şimdi. Ve taktık. Yandı. Görüldüğü gibi bir tanesi hem bu amber rengi yani gün ışığı dediğimiz bu da beyaz rengimiz. Görüldüğü gibi bu şekilde yanıyor şu anda. Tek çiple 3 çip arasındaki farkı da görebiliyorsunuz. Ben ışığı kapatayım. Işığı kapatınca daha net belli olacak. Şöyle çekeyim arkadaşlar. 3 çipli de bariz şekilde ışık lüksü daha fazla. Tek çipli daha az. Çektiği akım daha yüksek. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videonu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın, dostça kalın. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Sağlıcakla kalın.